الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Şu birkaç hal sebep oldu risale, zuhura geldi gelmeyen hayale, hususan rabıta asl-ı risale, olurdur rükn-i azam cümle hale, bu teşvişten geçip hakka gidelim, cemale ve kemale seyri gidelim. Allah'ın öyle kulları var ki, can atarlar şehit olmak için. Birileri sanki gelsin bizi şehit etsin dercesine Allah'a yalvarırlar. Allah yolunda can akıtmaktan, kan akıtmaktan da hiç korkmazlar. Zaten bu duygudur bizi Çanakkale'de, Kıbrıs'ta başarıya ulaştıran. O başarıdan sebep de işte milletimiz ve Müslümanların ayakta tutan ruh. O ruh sahiplerinden biri de kim? Bayram Ali Öztürk hocamız, Mektubatçı Bayram Efendi, Bayram Hoca. 3 Eylül 2006. Kaç sene diyor? 14 sene evvel. O şehit edildiği vakitte ben kurstaydım. Çengelköy'de okuyordum o zamanları. Dua etmiş, anlatıyorlar. Tam dua ediyorlar, dua esnasında aşk bedel ister diyor. İkinci saftan biri kalkıyor ayağa. Sakladığı cübbesinin altında sakladığı hançeri çıkartıyor. Bayram Hoca'nın tak göğsüne kalemine saplıyor. Kendisi de orada linç ediliyor. Ama ve lakin daha önceki sohbetlerinde de diyor ki Hızır Efendi vurulduğunda, şehit edildiğinde ben de yandaki odadaydım. Vakıf tarafında yandaki odadayım. Hızır Efendi de arka tarafta vuruldular. Ders değiştirirken vurdular. Biz zannettik ki tık tık, aynen ses böyle. Tık tık, ben zannettim çivi çakıyorlar. Neyse susturucuyla vurmuşlar Hızır Efendi'yi. Ortalık karıştı bir an. Hemen geldiler içeriye falan. Hocam Hızır Efendi vurdular falan. İşte Bayram Hoca ondan sonra, Bayram Hocamız vuruldu, şehit edildi. Bayram Hoca dedi ki, hedef bendim dedi, yanlışlıkla Hızır'ı buldular dedi. Ama verilecek bir canımız var, onu da vermeye hazırız dedi. Tedbirimizi alırız, takdire de boynumuz kıldan incedir dedi. İşte bu ruhla çalıştılar ve gerçekten Allah'ın adamı oldular. İşte bu ruhu önemli olan yaşayabilmek. Bayram Hocamız çıktığı zaman da cuma hutbesine, biz de giderdik bazen onun özel sohbetine. Öyle vardır yani. Bazen sohbetleri efendim böyle bazı hocalarımızın giderdik. Onların konuşma. Abdülmetin hocamız da var, Bayram hocamız da var. Hepsinin ayrı ayrı meziyetleri var. Öyle derdi. Ey Osmanlı'nın mahzun torunu sen var ya sen diye başlardı sohbetine. Hutbesine. Böyle okurdu yani. Böyle başlar. O yüzden sebep işte dava adamı olmak başka şey, hoca olmak, hacı olmak, dindar olmak başka şey. O dava adamı olan kimseler dünyada da kazanıyorlar, ahirette de kazanıyorlar. Peki kimdir dava adamı? Davası uğrunda neticeyi düşünmeden koşturandır arkadaşlar. İhlaslı olmanın belki de alameti nedir? Şunu kapatın isterseniz. Şu çok şey yaptı. İhlaslı olmanın belki de alameti nedir? Neticeyi düşünmeden koşturmaktır. Eğer sen bir iş yapıyor da neticesini çokça düşünüyorsan ihlasta sıkıntı var. Adama, ya ben bu adama vaaz ettim, ettim kardeş. Bu adam işte bir türlü yola gelmedi. Ben bu adama ne kadar vaaz ettim bir bilsen var ya, bu adam işte şöyle yapmadı. Ben bu talebeye ne kadar anlattım var ya, bu talebe bir türlü olmadı diye bekliyorsan sen hidayeti kimden bekliyorsun? Kendinden bekliyorsun. Sıkıntı burada. Bize düşen vazife ne?
Bize düşen vazife koşturmak arkadaşlar. Neticeyi Allah tayin eder. Zafer ya da mağlubiyet önemli değil. Biz sonuçta alacağımız ücret ile, sonunda alacağımız sevap ile sevinenlerden değiliz. Biz yolda giderken akıtacağımız ter ile zevk-i sefa içine dalanlardanız. O yüzden biz sondaki ücrete odaklanmıyoruz arkadaşlar. Bundan sebeptir ki dava adamı olmak her şeyin başında gelir. Hoca olmak demiyorum. Ahirette nice hocaları, nice alimleri cehenneme atacaklar. Hadis-i şerif var hakkında. Zenginleri cehenneme atacaklar, alimleri cehenneme atacaklar, dindar olanlar nicelere gidecekler. Ama ve lakin bu davanın adamı, yani Allah-u Teala'nın benim adamım dediği adamlardan bir kişiyi bile atmayacaklar. İşte o yüzden dava adamı olmak önemli. Bazıları derler, televizyonlarda çıkarlar vesaire, bir takım ileri geri konuşurlar. Arkadaşlar, bizler onun bunun değil, Allah'ın adamı olalım. Bu çok önemli. Ama Allah'ın adamı olmak için de arkadaşlar, bu vatanın, milletin adamı olabilmek nasıl ki iyi bir eğitim almaya bağlıysa, Allah'ın adamı olabilmek de iyi bir manevi eğitim almaya bağlıdır. Bugün gündemde işte Nurullah Fatih mi neydi? Fatih Nurullah mı? Bir tane hocadan bahsediyorlar. Efendim neymiş? İşte o adam birisine tecavüz, yani tacizde bulunmuş vesaire, ses kayıtları çıkmış. Duydunuz mu? İnternette şimdi gündem ediyorlar. Evet, eğer bu gerçekten varsa hak neyse onun yapılması taraftarız. Ama ve lakin şuna karşıyız. Bunun üzerinden şeyhlere, kendisinin falanca tarikatın şeyhi olduğu söyleniyor. Uydurma oldu. Cübbeli Hoca bir takım reddiyeler yaptı falan filan, itirazlar oldu. Aralarında laf tartışmaları oldu. Oraları bahsetmiyorum. Ben onu az çok tanıyorum yani, gördüğüm kadarıyla. Ama ve lakin şunu unutmamak lazım ki bunların hepsinin perde arkasına bakmak lazım. Önde oynayan kuklalara değil. Bunun arkasındaki, perde arkasındaki sorun ne? Müslümanlara ve cemaatlere bir takım şeylerle vurabilmek. Bakın, İstanbul Sözleşmesi, LGBT olayı, bir, şu anda bir hareketlilik var. İstanbul Sözleşmesi kaldıralım mı, kaldırmayalım mı, kaldıralım ya şu maddeler gitsin. LGBT olayına milletin bir tepkisi var. Elhamdülillah. Ama ve lakin bakın, tam bu sırada ne çıktı şimdi? Bir tane hacı hoca, işte efendime söyleyeyim, şeyh falan filan denilen kişi, işte kıza tecavüz, taciz etti falan diye bir söylenti çıkartıyorlar. Belki oldu, belki olmadı, bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey olduysa, evet, hak neyse yapılması gerekiyorsa ceza verilecek, verilmesi gerekir. Ama ve lakin bunun üstünden Müslümanlara saldırır. Bunun üstünden de şeyhlere, Allah dostlarına laf dersen, dur denir orada. Ben biliyorum ki, duyuyorum ki nice hocalar derken öğretmenler, öğretmenler de hocalar. Nice öğretmenler, nice hakimler, nice papazlar, nice kilise adamları, nice ülkelerin, Amerika'nın başındaki adamlar tacizi değil, tecavüz yapmadılar. He? Bunlar kayıtlarda mı? Birisi de çıkıp şu kadar şu kadar öğretmen yaptı bunu, papaz bu kadar yaptı, okullara gitmeyen diyen duydunuz mu siz? Ben öğretmenleri kötülemek adına söylemiyorum bak. Şunu ifade için söylüyorum. Yani birisinin yaptığı bu hatadan dolayı sen kalkıp da bütün o camiaya dersen sıkıntı olur. Bu 15 Temmuz olayından böyle bir haftaya da iki hafta sonra biz gittik Sındırga'ya. Bunu daha önceden de anlattım. Sındırga'ya gittik. Adamlar bize böyle bir bakıyorlar. Ulan arkadaşlar diyor, hocam tam ortalık karışık, nereye gidiyoruz falan, maruf. Hocam marufu sonra yaparız, bırak şimdi marufu. Neyse biz gittik. Dedik abdestimizden şüphemiz yok. Niye gitmeyelim? Gittik. Baktım hacı amcalar böyle böyle 4-5 kişi bakkalın önünde bana bakıyorlar. Benim de hoşuma gider bazen böyle sinek gibi yaralayarak bulmayı severim böyle. Gittim adamın yanına. Dedim şunları bir takılayım. Selamun aleyküm hacı abi dedim. Aleyküm selam. Dedim hacı abi böyle dedim gezinen, benim gibi gezinen pek yok herhalde ortalıkta. He dedi, senin gibi gezinen yok dedi. Sen dedi FETÖ'cü müsün dedi bana.
Evet, ikinci kelimesi bu. Emin olun böyle dedi. Dedim abi sana bir şey diyeceğim ama dedim. Bak beni yanlış anlama. Ha dedi. Bak dedim bu FETÖ'cü dediğin adamlar Diyanet'ten çıktı mı dedim. Çıktı. Jandarmadan çıktı mı dedim. Çıktı dedi. Polisten çıktı mı abi dedim. Çıktı dedi. Hakim savcılardan çıktı mı dedim. Çıktı dedi. Abi dedim sana dedim soruyorum. Gözüne sürecek bir tane numunelik. Aynen bu ifadeyi söyleyeyim. Gözüne sürecek bir tane numunelik dedim. Şöyle şalvanı cübbeli bir tane FETÖ'cü çıktı mı dedim. Çıkmadı mı dedim. Çıkmadı abi yapma ya dedim. Evet abi dedim çıkmadı. Evet arkadaşlar çıkmadı. Bak dedim abi. Onlar öyle çıktı diye biz polisimize, askerimize, savcımıza laf dedirtiyor muyuz abi dedim. Dedirtmiyoruz. O zaman sen de dedim atla it izini karıştırmayacaksın dedim. Otla samanı birbirine karıştırmayacaksın. Eğer sen dedim onlar yüzünden bizlere de laf diyecek olursan zaten bölmek istiyorlar abi dedim ya. Zaten maksatları bu dedim. Seni bana beni sana kötü göstermek dedim. He he dedik işte içeriye. Görüyorsunuz. Dert bu arkadaşlar. Dert bu. O yüzden uyanık olmak lazım. Efendim her gün sanatçıların kime ne yaptığını övüne övüne anlatan bu millet. Ben falancayı şöyle yaptım, filancayı böyle yaptım diye. Efendim magazin adı altında ne cesur poz veriyor deyip de kendini teşhir etmeyi sanat adına yapanlar kira onları bir eleştirmek lazım. Bunları dinlendirin arkadaşlar. Yoksa Müslümanlar kendilerini suçlu zannediyor. Pasif oluyorlar. Sanki biz suçluyuz. Değiliz arkadaş. O onun hatası. Biz suçlu değiliz. O yüzden bunu iyi bilmek lazım. İsmet-i Garibullah Hazretleri buyuruyor. Şu birkaç hal sebep oldu Risale. Zuhura geldi gelmeyen hayale. Biliyorsunuz bu Risale-i Kusya'dan bahsediyoruz. İsmet-i Garibullah Hazretleri manevi bir heyet tarafından bana yazdırıldı bu buyurdu. Birkaç tane sebep var bunu. Ama o anda zuhura gelmeyenler, efendim zuhura geldi hayale gelmeyenler. Hayal etmeye bile bulamadığım şeyler bir anda ortaya çıktı. Hususa rabıta asli misale. Bunu yazmamdaki en önemli şey nedir? Rabıtadır arkadaşlar. Peki nedir rabıta? Rabt etmek demektir. Gönlü bağlamak demektir. Bir mürşit lazım mıdır arkadaşlar? Evet lazımdır. Mücerred bilgi, mücerred ilim iş yapar mı? Yapmaz. Ben marangozcuk kitabını koysam buraya. Bununla iş yapabilir miyiz? Usta olmadan? Yok. Bilgisayarın bütün programlarını buraya koysam kullanan olmadan iş yapabilir miyiz? Yapamayız. Demek ki mücerred bilgi, mücerred ilim ne yapmıyor? İş yapmıyor. Onu kullanan, onu öğreten birisi lazım. Mürşidi tarif ederken şöyle tarif ediyorlar. Çok da hoşuma gidiyor bu tarif. Geçen gün anlattım. Mürşidi şunu unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Mürşidin tarifi. Adamın biri uyuyor. Yorgun tarlada çalışmış. Ağacın gölgesine yaslanmış yazın ortasında. Yaslanırken de ağzı açık uyuyakalmış garibim. Çok yorgun ama. Bunun üzerine efendim hava sıcak yaz ayı. Oradan böyle ince uzun bir yılan gelmiş. Dolanmaya başlamış. Sakın ha dinleyenler benden bunu hocam dinledik geçen gün demeyin. En büyük gaflet budur. Dinlediniz de hazmettiniz mi? Efendi Hazretleri mektubat okuyordu birisi. Evet dedi biz de burayı okuduk. Okudunuz da ezberlediniz mi buyurdu. En büyük gaflet alışmaktır arkadaşlar. Alışmayacaksınız. Bunlar boş şeyler değil. Geldi efendim o yılan o esnada adamın ağzına doğru girmeye başladı. Unca böyle ufak böyle unca bir yılan. Böyle giriyor, giriyor. Adam ama adam bitmiş. Geldi ağzına doğru. O sırada da oradan geçen bir atlı geliyor. Atlı bunu gördü. Atından daha sol koştu 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 atladı. Alacak yılanı ama yılan girdi içeriye. Adam daha halen daha uyanmıyor. Sonra bizim atlı elindeki kırbaçla başladı adamı dövmeye. Adam o uykudayken neye uğradığı şaşırdı böyle. Dünyası feleğe şaşırdı yani. Lan ne oldu falan filan derken vurdukça vuruyor. Başladı bizim o uyuyan adam koşmaya. Arkadan bizim kırbaçlı. O koşuyor, kaçıyor, o kovalıyor derken efendim
Adam yoruldu. Bir iki kilometre koştu da. Döndü arkasına. Dedi birader ben sana ne yaptım dedi ya. Bir şey mi yaptım? Yine vurmaya başladı. Yine koşuyordu. Bir iki kilometre daha gitti. Abi dedi yeter artık dedi. Ne yaptım ben sen? Bir daha vuruyor. Bir iki kilometre daha adamın artık koşacak takatı kalmadı. Burada dalak şişti. Dedi artık takatım kalmadı. Bir daha dövmeye başladı. Vuruyor ama hiç acıma yok. Bir daha vurunca efendim adam artık koşacak takatı yok. Dalak hepten şişti. Dalak şişince ne yaparsın? Kusarsın arkadaşlar. Adam başladı kusmaya. Kusunca o da çıktı yılan dışarıya. Az önce dönüp arkasına sen ne kadar zalim adamsın dediği adama döndü dedi ki yahu dedi sen ne merhametli adamsın dedi ya. Ne merhametli adamsın beni buradan bu illetten kurtar. Bu Mesnevi'de geçiyor arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi'sinde geçiyor. Buradan maksat nedir? O yılan diyorlar nefis. Adamın içinde onu zehirleyen bir şey. O kırbaç ise o mürşidin sözleri. Mürşid adamı sözleriyle kırbaçlar. Nasıl? Teheccüde kalk der sana. Sabah namazı mı? Ne sabah namazı? Sabah namazında kalkacaksın zaten. Teheccüde kalk der. Saat kalkacaksın 3'te 3.30'da oturacaksın sabaha kadar tesbih çekeceksin der. 5 vakit namaz, onu 5 vakit ne diyor? 5'e 5 de katacaksın der. Efendim bu milletin her sünneti terk ettiği vakitte sarık giyeceksin, şalvar giyeceksin, cübbe giyeceksin, sakalını bırakacaksın der. Hanımın çarşaf giyecek der. Hocam ya bu kadar da olur mu? Öldürdün bitirdin bizi. Daha da yüklenen üstüne. 5000 Allah diyeceksin der. Hocam ne yaptın sen? 1,5 saat murakabe yapacaksın der. Adam bitti perişan oldu yani. Abi bir gün değil, 2 gün değil, 1 sene değil, 2 sene değil. Yap Allah, yap Allah bitmiyor demeye başlar insan nefise. Ya bu nereye kadar sürecek? Dediğin artık her biri sana kırbaç gibi olmaya başlar. Şeriatı muhafaza edeceksin, harama bakmayacaksın. Yazın sıcağında oraya falan deyip de böyle plajlara minajlara gitmeyeceksin. Ya çok sıcak oldu, çarşafı çıkar, öyle bir şey yok. Lan bu arkadaş, bunların hepsi bir kırbaçtır işte. Ta ne zamana kadar? Artık senin içinden o yılan yani nefsin çıkıp terbiye olduğu an o mürşidin sana efendim söyledikleri sözler namazdan zevk almaya başlar. Teheccüd senin için artık bir tutku olmaya başlar. Artık Allah'ı zikretmek senin için farklı bir duygular. Artık bir köşeye çekilsem, insanlardan kenara kaçsam da Allah'ımı zikretsem bir aramaya başlarsın. İşte o senin artık yavaş yavaş yılanın çıktığına kadar. Düne kadar ya bu ne biçim şey bizi perişan etti, uykusuz bıraktı dediğin zaman şimdi dönersin Allah'ım razı olsun beni Allah ayırmasın. İşte rabıta budur arkadaşlar. Gönlü rapt etmek, gönlü bağlamak demektir. Olup dur rükn-i azam cümle hale. Bu yolun en büyük rükn-i azamı, en büyük temeli ise bu rabıtadır. Bu teşmişten geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredin. Efendi Hazretleri söylüyor, bak. Bir talebemiz medreseye geldiğinde ben ne yiyeceğim, nerede oturacağım, nerede yatacağım diye düşüncelere dalsa veya bir hanım yok kocam ölürse ben ne yaparım, ona ağır bir hastalık gelirse ben ne ederim gibi kuruntulara kapılırsa bunların hepsi vesvesedir. İşte bu rabıta bu gibi vesveseleri giderir arkadaşlar. Allah-u Teala Hazretleri o günümüzdeki vesveseleri gidersin. Rabıta ehli eylesin bizleri. Biz çok rabıta ediyoruz. Bir delikanlı bu kadar etrafı gördükten sonra gece yatarken yani rabıta etmeden yatması imkanı yok. İmkanı yok. İşte o yüzden dolayı kime rabıta ettiğimize çok dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Yasin-i Şerif'te. Nerede kalmıştık? Oradan ufaktan toplayıp başlayalım. Hatırlarsanız 21. ayette kaldık ama onun bir ötesinden 20'den başlıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri gelmişti. Ortada bir kargaşalık çıktı. Efendim öldürmeye çalışıyorlar. Tam öldürecekler kim gelmişti? Allah-u Teala ne buyurmuştu? Uzaktan bir adam geldi. Uzaktan bir adam geldi. Ve ca'e min aksal medineti racülün, uzaktan bir adam geldi diyor Allah-u Teala. Nasıl? Yes'a, koşar olarak.
Ulema diyor ki, ne diyordu hatırlayın. Burada Allah-u Teala koşar diyor. Koşar oldu halde. Niye böyle diyor? Çünkü Allah kendisi yolunda koşulmasını arzu ediyor. Yürünmesini değil. Ama adetullah'tır arkadaşlar. Allah bizden hep bir adım bekler. Bize verecek olsa karşılıksız verir. Hiç de bir zahmet çekmeden de verir. Ama Allah'ın adeti bizden bir adım bekler arkadaşlar. O adım biz atacağız. Biz adımı attık. Sonunda ne oldu? Bak bu zat birazdan ölecek şimdi. Birazdan ölecek. Allah-u Teala'nın överek bahsettiği zat birazdan ölecek. Ama önemli değil. Sizin Allah için attığınız adım önemli arkadaşlar. Gale dedi ki, ya kavmi, ey kavmi, ittebi'u el murselin. O gönderilen o rasullere uyun, tabi olun. İttebi'u, tabi olun. Men la yes'elukum ecrabuhum mühtedun. Şu hidayet olan, düzgün olan, kılıyla, kıyafetiyle, itikadıyla, ahlakıyla düzgün olan, sizden de bir ücret istemeyenlere tabi olun. Hocanın şanı budur arkadaşlar. Hoca gidip bir şeyler istemez. Hoca olan adam gidip paraya tamah etmez. Etmemeli. Hele hoca, asla etmemeli. Gözü o tarafta bile olmamalı. Olursa işin Allah'ın mabuda tılsımı kaçar arkadaşlar. Olmaz. Efendi Hazretlerimiz, ama ben şunu da duydum. Efendi Hazretlerimiz bizatihi öyle buyurdu. Ben kendi namıma hiçbir şey istemedim. Hep talebelerim, hocalarım adına istedim. Ben bunu duydum. Ama hoca asla istemez. O yüzden hoca ne olur? Tok gözlü olur arkadaşlar. Gözü tok olur. Bunu sadece hocanın vasfı değil, belki Müslümanın, müminin vasfı olması gerekir. Eğer sizin şeyleriniz, efendim, kriterleriniz çok yüksek olursa tamahkar olursunuz. Yüksek olmayacak. Çok yüksek hedefleriniz varsa, eviniz, arabanız, yatınız, katınız vesaire, bu sizi elbet bir gün tamahkar eder ve hataya düşürür. Ama kanaatkar olursanız kimseye tamahkar olmazsınız. Böyledir. Hayat bunun üzerinedir. O yüzden bu çok önemli. Bakın Allah-u Teala o rasullerden, o elçilerden, o havarilerden bahsederken nasıl bahsediyor? Bunlar sizden bir şey istemedi. Kendi adlarına, kendi namına bir şey istemedi, bunlara tabi ol. Demek ki olması gereken bu. Sen İslam'ı adına ortaya çıkıyorsan, sadece bunu hoca olarak düşünme. Hacı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Veli, kim olursan ol. Din adına insanlara bir şey anlatmak için yola çıkıyorsan, sendeki vasıflardan biri bu olması. Çok önemli bir vasıf. Allah'ın çok hoşuna gittiği için bunu Kur'an'a yazdı. Ve mâ liyele bana ne oluyor da ve la a'budullezî fatarani beni yaratan, beni yoktan var eden olan Allah'a ben ibadet miyim? Şu havalandırayım Aslan abi. Yani aç ver bir havalandır. Havalandırma olunca iyi oluyor. İçeride bir ağır bir hava var ya. Sıcaklık. Hüseyin abi sen yapabilir misin böyle bir havalandırma? Arkadaşın havayı da sen yüksekte durduğun için sana doldurur. Hüseyin abi de böyle demese ölürsen. Şunu şuraya bak, iki senedir de buna söylüyorum. Şunu şuraya, tamam mı? İsrafil, sen değil. Rıdvan, sen de şu duvara takılan pervanelerden bir tane de buraya. Tamam mı? Ercan Efendi, senden de Allah için istiyorum. Şu mikrofonu al buradan, şuraya tak. Tamam mı? İki sene oldu değil mi bunu söyleyeli? Oldu. Sen de Rıdvan, ben Hamdi'ye söylemiyorum artık. Hadi de söylemek bıktım yani, vazgeçiyorum. Şu pervanelerden bir tane al, bir tane de şuraya tak. Tamam mı? Yok, şuraya tak, karşıya böyle. Evet. وَمَا لِيَ لَاَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bana ne oluyor ki beni yaratan Allah'a ibadet etmeyeyim ve ileyhi turcaun, halbuki siz ona döndürüleceksiniz. Bakın, burada söylediği çok güzel bir ifade tarzı var. Sizi birileri dövüyor, belki öldürmek istiyor, siz o öldürme esnasında onlara hitap ettiğiniz şekil, suçu sanki kendinize alıyorsunuz. وَمَا لِيَ لَاَعْبُدُ الَّذ۪ي Bana ne oluyor da ben ibadet etmeyeyim? Kime? Beni yaratana.
ve ileyhi turcaun, halbuki siz ona döndürüleceksiniz. Siz birisine emr-i maruf'a gittiniz. Birilerine bir şeyler anlatmak istiyorsunuz. Anlatmak istediğiniz kişiye karşı sen böyle yap demekten ziyade şöyle demeniz daha uygundur diyor Allah. Ben beni yaratan Allah'ıma niye ibadet etmeyeyim ki? Adam namaz kılmıyor. Sen namaz kılmıyor adama namaz kılma. Niye kılmıyorsun kardeşim? Diyeceğine şöyle de. Ya ben beni yaratan Rabbime karşı ben niye ibadet etmeyeyim ki? Niye ben yüzümü secdeye sürmeyeyim ki? Allah bize öğretiyor bunu. Nasıl anlatmanız gerekir? Birisine vaaz etmeniz gerekir. Yoksa adama bilet kesmek kolay. Sen ne biçim namaz kılmıyorsun lan? Sen cehennemin dibine bulacaksın. Biri kalktı öyle dedi. Beraber birisi yere ziyarete gitmişiz. Adam dedi ki sen namaz kılmıyor falan. Dedi namaz kılmayanlar dedi öldürülür dedi yani. Benim yanımda diyor bir de. Ya adam da namaz kılmıyor. Adamın da misafiri var. Perişan olduk yani oradan. Çıkıncaya kadar kandır içinde kaldı. Öyle de değil yani. اَتَّحِبُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Ben Allah'tan başka ilahlar edinir miyim? اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ Eğer o Allah ki bana bir zarar murad ederse لَا تُونِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ O Allah-u Teala'dan hiçbir şekilde onların şefaati bana fayda vermez, beni de ondan kurtaramaz. Arkadaşlar, hepimizin bir takım şefaat umduğu kimseler var. Bilerek ya da bilmeyerek. Bizim başımıza güvendiğimiz, efendim yeri geldiği zaman da dayandığımız kimseler var. Biz onlara ilah demiyoruz ama ve lakin yeri geldiği zaman da Allah'a bırakıp onlara itimat ediyoruz. Yeri geldiği için söyleyeyim. Söylemekten de geri durmuyor. Kızıyorlar bana böyle konuşuyorum diye ama ve lakin söyleyeyim artık. Biz buraya geldiğimizde dinilere Allah razı olsun dedi ki, hocam hiç korkma dedi, arkandayız dedi. Ne kadar hoca istiyorsa, medrese mi istiyorsun, 6 ay sonra anahtar teslim sana dedi. Hoca ne kadar hoca getiriyorsan getir, ekibini kur dedi. 6 ay sonra, tamam, efendim yardımda da bulundu, şöyle de yaptı, böyle de yaptı. Biz dedik ki, oh dedik, tamam artık Allah'ın izniyle biz yolu bulduk. Ekibi kurarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Arkadaşlar olmadı. Allah bize şunu ispat etti. Ben varım. Kime güveniyorsunuz siz? Ben varım, kime güveniyorsunuz? Onu ben bir daha görmedim desem yerim. Ben varım, siz kime güveniyorsunuz? Peki 4 senedir ne oldu? Onu görmedim. Onunla iş yapmadım. Ama Allah her geçen gün daha da büyüdü. Bakın şu anda 12 tane 9 tane hocamız, 4 tane efendim yaklaşık 3-4 tane personelle beraber 12 tane yaklaşık ekip. Kadınlar hariç onları saymıyor. Bakın Dursun Bey bir tane hocamız, şimdi İvrin diye bir tane hoca geliyor. O yüzden dolayı Allah-u Teala'mız da istediği ne? Bana güveneceksiniz. Ben varım. Bu dinin sahibi benim. O yüzden birileri de ne yaptı? Puta taptı, ona taptı, buna taptı. Bakın o bundan dolayı ne diyor? İn yuridnir rahmanu bi durrin. Eğer diyor Allah, Rahman olan Allah biz zarar bana murad ederse la tuni anni şefaatuhum şey'en ve la yunqizun. Onların şefaati benden hiçbir şey menfaat vermez, kurtaramazlar. İnni zalle fi dalalin mubin. O zaman ben apaçık bir sapıklık içerisinde olurum. Bel'am İbn-i Bağura'yı duydunuz mu hiç? Bel'am İbn-i Bağura. Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış birisi. Bel'am. Kenan ininde yaşıyordu. Musa Aleyhisselam zamanında. Musa Aleyhisselam da bu efendim Şam'ın tarafında olan Kenan ilinin o taraflarda bir yeri fethedecek. Bel'am İbn-i Bağura. Orada yaşıyor. Oranın kavmi Bel'am'a gittiler. Bel'am dediğimiz zat İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tabiriyle gökyüzüne baktığı zaman Levh-i Mahfuz'u gören, okuyan birisi. İsmi Azam'ı bildiği için ne dua etse kabul. Öyle birisi. Muhteşem bir adam derler ya. Öyle birisi. Duası müstecap. Anında icap ediliyor. Geldiler dediler ki ya Bel'am bu Musa var ya dediler. Bizim burayı fethedecek. Bizim mallarımızı mülklerimizi alacak. Bizi perişan edecek dediler.
Ne olursun bize yardım et. Bu Musa'ya beddua etti. Ya ben dedi nasıl beddua ederim Musa'ya? O dedi Allah'ın peygamberi. Bela. Yok dediler falan. Geliyorlar gidiyorlar. Yanına altın bırakıyorlar. Kese kese efendim mücevherat bırakıyorlar. Bir şey de demiyorlar. Bela bunlar burada kalsın. Dursun burada diyorlar. Gidiyorlar. Dursun burada diyorlar. Gidiyorlar. Bakın. Adamı üç şey bozar. Para, karı, bir de şöhret. Bursun diyorlar, gidiyorlar. Belam o kadar ısrar ettiler ki bir istihare yapayım sizin için dedi ya. O gece yattı istihare. İstiharede dendi ki ona, o Allah'ın peygamberi de sakın ona beddua etme. Bu sefer ne yaptılar? Adem Aleyhisselam ne oldu? Şeytan Adem Aleyhisselam'a gitti, yol bulamayınca kime gitti? Allah annemize gitti. Bu sefer hanımına gittiler. Hanımına öyle bir mücevherat getirdiler ki hanımı ne yapacağını şaşırdı. Dediler ki sen Belam'ı ikna et, bu mücevherlerin hepsi senindir dediler. O yüzden geçen gün arkadaşım biri güzel bir laf söyledi, hoşuma gitti. Ateşi gördüğünde bozulmayan altına, altından, altını gördüğünde bozulmayan kadından, kadını gördüğünde bozulmayan erkekten korkmayacaksın demişti. Öyle. Bu kadın altını görünce hayatı değişti. Gitti Belam'ın yanına. Ona her türlü cilveyi, her türlü nazı yaptı. Belam dedi. Bunlar senin kavmin. Sen kavmine yardım etmeyeceksin de kime yardım edeceksin dedi. Gel bunlara yardım et falan. Belam niyeti bozdu. Tamam dedi. Tamam dedi ama bir dağ vardı. O dağa giderdi. O da eder ettiği dualar makbul olurdu. Atladı eşeğine. Eşeğine gidiyor. Bakın. Kimse çıkartamadı onu yoldan. Kim çıkarttı? Hanımı. Bizi de engelleyenler genelde kim olur? Hanımlar. Hanım yüzünden biz zaman zaman ne yaparız? Çok boşlanırız. Zaman zaman da sohbete gelmeyiz. Zaman zaman da onu bir yere götürelim vesaire. Ya bul falan filan. Ona uyarız. Orası ayrı bir konu ama hanım nedir? Gerçekten çok etkindir. Yolda gidiyor. Her defasında eşek döndü Belam'a. Dedi ki Belam böyle üç defa sersendi, böyle ayağa kalktı falan, bir türlü gitmek istemiyor. Her defasında Belam onu dövmeye başladı. En sonunda dile geldi. Dedi ki yedi, ya Belam sen ne yapıyorsun dedi. Allah'ın peygamberine dedi beddua edilir mi? Sus dedi. Sen ne anlarsın bundan dedi. Bir daha dövdü. Bindi gitti oraya. Dağın tepesine. Evet. Halkı onu bekliyorlar. O esnada tam açtı ellerini, beddua edecek. Allah'ım dedi. Şu Musa'ya yardım eyle. Şu halkı da kahru perişan eyle dedi. Halk şaşırdı. Belam sen ne diyorsun dedi ya. Sana o kadar altın verdik, para verdik dedi. Mücevherat verdi. Sen dedi Musa'ya değil. Bize beddua ediyorsun. Ben öyle demedim ama dedi. Yani öyle demek istemedim dedi. Bir daha aç dedi. Allah'ım dedi. Bunları dedi perişan eyle, Musa'ya yardım eyle. Dedi Belam ne diyorsun? Deyince bunun üzerine dedi ki Allah dilime hakim oldu, bana dedi Musa'ya beddua ettirmiyor dedi. Bir rivayet böyle. Bir rivayette de beddua etti. Edince dili aşağı doğru sarktı. Tam buraya kadar uzandı. Buraya kadar aldı. Aynı köpek gibi. Kur'an ifadesi de böyle yapmaya başladı. Nefes almaya başladı. Ve Allah muhafaza ayeti arkadaşlar imansız gitti. Niye bunu söyledim? Ne olduğumuz önemli değil arkadaşlar. Yarın ne olmayı hedef ettiğimiz ve yarın ahirete nasıl gideceğimiz çok önemli. Bugün hoca olabilirsin. Bugün şeyh de olabilirsin. O yüzden Efendi Babamız ne buyurdu? Üstü hatimem için dua edin. Bakın Allah adına koşturan bir zat şimdi ne diyor? İnni zelle fî zalâlin mübîn. Eğer dedi ben dedi Allah'tan başkasına ibadet edersem o zaman sapıtmış olurum. İnni âmentü bi rabbiküm fesme'ûn. İnni muhakkak ki ben âmentü bi rabbiküm, sizin Rabbinize iman ettim. Fesme'ûni. Beni dinleyin. Tabi diyor ki İbn Abbas'tan gelen bir vakit, o kadar onu dövdüler, o kadar öldüresiye vurdular ki
bağırsakları dübüründen çıktı dışarıya. Ama buyuruldu ki ona قِيلَ دُخُلُ الْجَنَّةِ Hadi gir cennete bakalım. Cennete gir. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Keşke Rabbim bileydi. Yani gâle dedi ki ya leyte kavmi keşke kavmim ya'lemûne bilselerdi bimâ gafarenî rabbi Rabbimin beni affettiğini ve ce'aleni minel mukremin ve beni ikram edenlerden kıldığını keşke bilselerdi dedi. O yüzden arkadaşlar hayatımızda dava adamı olmak lazım. Dava adamı gibi yaşayıp Allah öyle kul olmak lazım. Allah o anlamda bize kendisine hakiki kul eylesin. Resulullah Efendimiz'e de hakiki bir ümmet eylesin. Cümlemizi kaymaktan, kaydırmaktan, caymaktan, caydırmaktan muhafaza eylesin. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, etrafınızdaki arkadaşlara, etrafınızdaki insanlara ulaşın. Okumak isteyen, ister ilahiyat, ister imam hatip olsun vesaire, nerede olursa olsun, o arkadaşları medreseye yönlendirin. İsterseniz fark etmez, işte Suriyeli olur, Iraklı olur, Arabistan'dan vesaire, o insanlara da el kol kanat gelin. Onlar da ümmeti Muhammed'dir. Biz Allah'a dua ediyoruz. Allah'ın bu dini bizimle bütün her yere neşunema etti. Biz nasıl olacak bu iş? Biz kendimiz mi Afrika'ya gidip anlatacağız? Biz kendimiz mi efendim Ukrayna'ya gidip anlatacağız? Yo, nasıl olacak bu iş? İşte oradan talebeler gelecek. Biz onları yetiştireceğiz Allah için. Onlar da gidip Allah'ın dinini oralarda anlatacaklar. Âli himmet olun arkadaşlar. Âli himmet olun. Bakın efendim Allah'ın ihsanı olarak söylüyoruz. Bak şimdi burada 45 civarında 40-45 civarında talebe oldu. Şimdi Arapça hocaları da geldi. Efendim diğer hocaları da. Maksadım Allah için söylüyorum. Bu Balıkesir'de ilmi bir merkez kurmak istiyoruz. Fıkıh üzerine dayalı ilmi bir merkez. O yüzden siz de Allah dinini illa ve illa tamamlayacak. Ben efendim olmadım, keserim. Allah biz, arkadaşlar bu din bize bağlı değil. Bugün Abdülmetin burada. Allah isterse yarın alır başka yere götürür. Bir arkadaşım biri bana çok güzel bir şey söyledi. Buraya da yardım da ediyor. Çok da hoşuma gitti. Dedi ki hocam dedi. Burada sen ol ya da başkası olsun dedi. Benim için hiç önemli değil dedi. Önemli olan bu davaya hizmet ediyorsunuz. Ben bu davayı veriyorum dedi. La dedim helal olsun sana. Arkadaşlar biz kimseyi kendimize bağlamakla memur değiliz. Biz Allah dostlarına bağlarız, Efendi Hazretimize bağlarız, Resulullah'a bağlarız. Bitti. Biz bu dava adamı olmak demek bu demektir. O yüzden bu kimsenin Ahmet'in, Mehmet'in, Metin'in, onun bunun davası değildir. Allah'ın davasıdır. Allah'ın dinidir. Yani az önce Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi ücret istenmeyen ama Allah'ın dininin ihya edildiği bir yer. O yüzden hepimiz koşturacağız arkadaşlar. Hepimiz bunu görev atfedeceğiz. Gittiğimiz yerlerde, üniversiteye mi gidiyoruz, kampüse mi gidiyoruz, fakülteye mi gidiyoruz, evimize mi gidiyoruz, komşumuza mı çıkıyoruz? Onlara namazla, niyazla, Kur'an'la ilgili bir şey yapacağız. Ya 11 yaşındaki kızı teşhir edip üzerinden para kazanacak kadar ahlaksız bir toplum haline geldi şu millet. Öyle değil mi? 11 yaşındaki çocuğu çıkartıp yapmıyorlar. Bunun kavgası olmuyor mu televizyonlarda? Bu seviyeye gelmiş. Bu çocuklarımıza nasıl sahip çıkacağız? İşte buralarda sahip çıkacağız. Allah'ım becertirsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.